Merhabalar YouTube, İzle Gari kanalımızdayız. Bugün Deniz Spor'a geldik, Deniz Spor'un antrenmanına geldik. Elimizden geldiğince antrenmanı çekeceğiz. Akabinde Fatih Tekke hocamızla, yeni başlayan Fatih Tekke hocamızla konuşacağız. Onun antrenmanını alacağız. Yani daha doğrusu görüşlerini alacağız. Ondan sonra Mustafa Çacanoğlu konuşacak. Ve akabinde kimi denk getiriyorsak bulacağız. Bakalım göreceğiz neler yaşayacağız. Hadi bakalım izleyin de. Evet, tekrar Deniz Spor'dayız. Tabii mutluyum, heyecanlıyım. Öncelikle her iki tarafa, hepimize, camiaya hayırlı uğurlu olur. En son geldiğim dönem hatırlıyorsunuz çok zor bir süreçti. Ama özellikle taraftarlarımızın desteği, oyuncu grubunun sahiplenmesi, camianın bir arada durmasını sağladı. Ve o sene çok zor durumda ligde kalmayı başardık. Umarım inşallah insanların beklentileri bizden iyi şeyler yapmamız. Biz elimizden geldiği kadar 24 saat zaten buradayız. Çalışacağız. Tabii ki kolay değil. Şu an mevcut bulunduğumuz yerden önce bir çıkmamız gerekiyor. Şansımız var. Şansımızı da zaten kadronun dışarıdan bakıldığında çok kaliteli bir kadromuz olduğunu düşünüyorum ben. Ama tabii bu oyuncuları bir arada oynatmak, bir oyun planı içerisinde oynatmak belli bir süre isteyen bir şey. Fakat belki kendi istediğimiz oyundan biraz daha yayarak bunu, süreye yayarak bir an önce belki bunları istemeyeceğiz onlardan, ama şunu kesinlikle isteyeceğiz. Biz bu kadar kolay goller yememeliyiz. Bu takıma hiç yakışmıyor. Ve aidiyet, o coşkuyu biz bu şehre vermemiz gerekiyor. Bu önemli benim için. O istek, o coşku olunca işi de disipline ettiğinizde umuyorum, yani sağlıklı bir şekilde umuyorum insanların beklentilerine cevap veririz. Hocam yine hoca geldiğinden bu takım hakkında yorumları ve dolayısıyla geniş spektrum nasıl olacak? Asa? Sonra sizin gelişiminiz nasıl olacak? Genelde hocanın içinde ya takımını ne kazanıyor, sözü geliyor ya da çocuklar bunu nasıl olacak? Gelecekle ilgili böyle bir şey varsayımda bulunmak kolay değil futbol adına. İyi bir kadro, iyi isimler. Bunlar, bunları bir arada oynatabilme, o dediğim coşkuyu verdiğinizde otomatikman ivme kazanacaktır. Tersi de olabilir. Bu futbol, ama buna müsaade etmemeye çalışacağız. Ve günün sonunda şehrimizin o istediği coşkulu oyunu, başlangıçta demiyorum, oyunu kesinlikle bu takım oynayabilir, oynayacaktır. Ama önce biz bu oyuncuların Denizli Spor'da bir hedefi olması lazım. Bir hedefe bağlatmalıyız onları. Yani evet, isimler iyi ama bu birbirinden çok ayrıysa olmaz. Beraber olmak zorundayız. Yani bir aile gibi, bir yumruk gibi hareket ettiğimizde o zaman işimiz daha kolaylaşır. Ama öncelikle bulunduğumuz durumdan çıkmalıyız. Bulunduğumuz durum iyi bir durum değil. O önce olumsuz taraflarımızı olumluya döndürmeliyiz. Olumlularımızı da arttırmalıyız. Bunun için bir süreye ihtiyaç var. Bu süreyi geçirirken de kazanmamız gerekiyor. Her maç zor. Bu ligde kolay maç yok. Ama Keçiören Gücü, biz gerekli analizlerimizi zaten yapıyoruz A'dan Z'ye. Biz öncelikle, zaten şu anda bile bitmiş analiz Keçiören'in. Ama biz önce de kendi problemlerimizi absorbe etme, yani onları sıfırlamaya, olumlularımızı arttırmaya çalışacağız. Bu milli takım arası bizim için bir avantaj. Bunu umarım ilk maç ve evimizde umarım 3 puanla hediye edilerek iyi bir coşkuyla geçirmek istiyoruz. Yeni hocamız geldi. Onunla birlikte takım, onunla beraber adapte olmaya çalışıyor. Onun isteklerini yavaş yavaş yapmaya başlayacağız. Umarım takım için yeni hoca, yeni şans. Her zaman yeni hoca geldiğinde takım daha çok istekli olabiliyor. Umarım bizim için daha iyi olur. Ya şu anki gidişat futbolda maalesef bu var. Kötü olan sonuçlarda ilk etkilenen hocalar oluyor. Yeni hoca geldi. Takım şu an daha istekli olabilir. Çünkü hoca değişikliği var. Belki de bir şeyler değişecek. Takım oyununda bireysel olarak performanslara değişiklikler oluyor. Bence iyi sonuçlar olabilir. Önümüzdeki maç bizim bence çıkış maçımız olacak. Yeni hocamızla beraber.
İnşallah o çıkışla beraber hak ettiğimiz yerlere geleceğiz. YouTube izle gari kanalımızdayız. Bugün de geldik, deniz sporu çektik, antrenmanı izlediniz. Ondan sonra işte konuştular. Fatih Tekke hocamız konuştu, güzel de konuştu. Ondan sonra işte futbolcumuz konuştu, Çeşenoğlu. Buradan selam olsun ona. Ondan sonra futbol şube sorumlumuz Necip İzdemir başkanımız konuştu. Biz onunla konuştuk daha doğrusu. Ondan sonra çok güzel bir şeyler oldu. Şimdi bundan sonrasında vereceğiz onu. Kim biliyor musunuz? 20 yıldır deniz sporu emek vermiş olan Gönül Güden genel müdürümüz. Onunla ufak bir konuşma yaptık şöyle bir geçmişten günümüze. Bakalım neler söylemiş. Hadi kendinize iyi bakın. İzle gari. Kanalımıza abone olun. Ondan sonra ne diyeceksiniz? Hemen sosyal medyadan da izle gariye ne yapıyorsunuz? Beğeniyorsunuz, takip ediyorsunuz. Hadi görüşürük. Şu an gördüğünüz arkadaşlarımız deniz spor tesislerinde, Haluk Uzunsoy tesislerinde ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz lan siz? Evet, öyle bir şeyler yapıyorlar da biz de bilmiyoruz. Şu anda da arkadaşlar geliyor. Bu topçular var ya, dopçular. Ha işte dopçular geliyor. Vay dopçularım beni. Görüyor musunuz? İşte bunlar top koşturup geliyorlar. Ya böyle işte. Ne yaparsın? Ya. İşte ne yapıyorsun? Yok. Bu arkadaşımız eleman oluyor. Selam ver lan. Hay kaçtırma. Oyna lan. İşte bu da böyle bir cins. Millet böyle yapınca milyonlar... Bunun çıkıyor. Böyle bir türü bu da. Ya işte gördüğünüz gibi. Ne daha ne olmadı. Sen ne yapıyorsun koçum? Ben ecelere gidiyorum lan. Hadi güle güle. Hadi gel böyle gidelim. Gel. Gel. Yavaşla kaç nereye gidiyorsun? Biz şöyle bir gidelim. Gidiyoruz. Geniş açıdan alacağız. Bir şeyler yapacağız. Bakalım. Gidiyoruz. Hoca da orada mı? Yok, o değilmiş. Ya. Arap gördüm internette. Bu RG mikrofon eklenebiliyormuş. Öyle mi? Tamam. Ama bunun 3.5 jack girişi lazım işte. Tamam, hallederiz canım. Onda sıkıntı yok. Bir şekilde çözeriz. Abi incemedi açıkçası onu yapamıyorum. Aynen öyle. Ne olacak? Bunlar basit mevzular. Değil mi hocam? Efendim? Bunlar basit mevzular değil mi? Bir selam ver ya. Aynen öyle. Şöyle tamam, izle gariye bir selam çak ya. Kime? İzle gariye. İzleyin gari de bakalım. İzleyin gari. Ya. Duydunuz mu hocamı? Ama kamera olduğunu farkında değilim. Küçücük olunca değil mi? Alışmıştık. Yani kolay teknoloji bu artık hocam. Hocamızın da aldık güzel fikrini. Bakalım. İşte ben böyle her yere girmesem olmayacak. Şimdi şöyle bir uzayalım. Başkana doğru gidelim. Bakalım ne var ne yok. Hava güzel. Gördüğünüz gibi. Hoppa. Ya çok güzel değil mi? O topa ben vuracağım. Sen mi ben mi? Ben bir topa yönlendirince millet kaçıyor. Niye böyle oluyor başkan? Anlamadım. Ben topa yönlendirince diyorum herkes kaçıyor. Korkuyoruz adam haber bastırdı onu korkuyordur ya. Değerli başkanımız Sayın Necip İrdem. Şuradan sorumluluğu kendileri. Canım sorun bizde bilmiyoruz. Değil mi? Sorun var ama nerede işte? Başkan. Sorun mu? Ne sorunu? Yok sorun ya. Yok. Önce bu 4 yıl bulundum, hiç bu da rahat yönetim görmedim. Vallahi görmedim. Ne yalan söyleyeyim. Çok rahat çalışıyor şimdi. Tabii kamera çalışıyor ya, kayıtta hiç ya. Hiç fark etmez.